Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün 2 Eylül 2015. En son bıraktığımız bakiye 11.675. Arkadaşlar, Euro Japon yenini en son orada bırakmıştık. Oradan bir devam edelim. Bakın Euro Japon yeninde yatırımcılar şu an düşüş olaraktan çalışıyorlar. MT4'te ise yine bir düşüş, en son gelen sinyalin düşüş olduğunu görüyorsunuz. M1'den bakalım. M1'de şu an, yani 1 dakikada yukarı doğru bir alım var ama biz 5 dakikaya göre bakıyoruz. BIST 2'ye baktığımız zaman ise yine bir düşüş sinyali burada gözlemlenmekte. Yukarı doğru acaba kırmaya çalışan bir şey mi var? Şimdi moving average'e yapıştığı zaman bir tanesine, bazen diğerinde geldiği zaman bu çıkışı da gösteriyor bir şey olabilir. Bunun için bir ufak bir dakika kadar bir bekleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar aşağı doğru düşüş şu an için teyit ettim. Biraz da buradan kontrol ettim tabii ki. Buradan da bakıyorum. Şu an düşüşe artık oynayabilir mi? 5 dolarla bakalım. Görelim ne olacak. İstek işlemi alındı ve onaylandı. Yeşil yeşil açıldığı zaman daha önceki videodan da gördünüz. Döviz çiftinin bize göz kırptığını anlayabiliyoruz. Ama bazen de kırmızı kırmızı üst üste gider. O zaman da döviz çiftini hani çok da ısrarcı olmamak gerektiğini düşünebiliriz. Sizlere de o şekilde öneririm arkadaşlar. Mesela şu an ilk takasımızı açtık ve yeşil bir şekilde başladı. Tabii sonunu görmek lazım. Her an değişebiliyor. 32-23 diye, 32-29 diye gidiyor. Biraz yukarı çıktı. İkinci adıma gidebiliriz. Bakın biraz çıktı. 54'lere falan geldi. Şimdi ikinci adımda uygulamasını yapıyoruz. Bakalım ne sonuç olacak. Son videoda gördünüz. Bundan bir önceki videoda 2 defa üst üste 4. adıma kadar gelmiştik. Videoyu izleyenler göreceklerdir. Orada enteresan bir şey oldu. 2 defa 4. adıma geldi ve kazanmıştı. Evet, burada şablonlar görebiliyoruz. Şablonları BEST 3'ten de bakalım. Düşüş olarak gözüküyor. BEST'ten bakalım. En son gelen sinyal yine düşüş olarak gözüküyor. Ama şu an için bakalım ne olacak. 48'ler, 18 saniye kaldı. 17. Bu bizi 3. adıma götürecekmiş gibi bir his taşıdım ben. Ama hiç belli olmaz. Yine de şuraya ayarlayayım ben. Son anda belki düşebilir. Hayır, düşmedi. 3. adıma doğru arkadaşlar kaldık galiba. Evet. 3. adım atıyoruz. İlk yaptığımız yatırımda bakın kırmızılar çok açılmaya başladı. Bunu yeşil olmasını biz daha çok istiyoruz. O yüzden eğer buralardan bir şekilde dönebilirsek bakalım. Belki başka yerlere yatırım yapabiliriz. Başka döviz çiftleri arayabiliriz. Çünkü biraz zorluyor yani. Görüyorsunuz daha rahat gelmesi gerekir. Artık bu 3. adım. Bunun bir sonrası 4. adım. Sonra sıkıntıya giriyor biliyorsunuz. Amacımız zaten 4 adımdan fazlasına gitmemek. Çünkü 4 adımdan fazlasına gittiğimiz zaman büyük paralar yatırmış oluyoruz ve kayıplar da olduğu zaman büyük olur. Bakiye yeterliyse yine pek sıkıntı olmuyor ama benimkisi gibi bakiye yetersizse orada sıkıntı olabilir. İşte 1 saniye kaldı. 0. 3. adımda aldı. Amacımız zaten 4 adım. Bazen ekstra artı bir adım atıyoruz. Kazandı yazısını gördük ve yukarıda işlendiğinde gördük. 11.680 oldu. Burada düşüş devam etmekte. Bir sıkıntı şu an için gözükmüyor. Tekrardan bir düşüş olarak devam edelim. Bakalım ne olacak. Son saniyelerde açacağım. Sizi sıkmayayım.
Son 10 saniye kaldı ve ilk adımda 5 olduğuna göre ilk adımda parasını alıyormuş gibi gözüküyor ama her an için son saniyeleri kullanmak lazım. Hiç belli olmuyor arkadaşlar. İşte geldi 3,5 dolar. Daha buradan kazandı. 8,5 dolar kazanmış oldu. O da işlendi. Peki arkadaşlar, bakalım ne durumda? 1 dakikada ne oluyor? 1 dakikada da şu an düşüş var. Bir daha devam edelim. 5 ile düşüş yönüne. Sonda açık göstereceğim arkadaşlar ne olduğunu. Son 8 saniye kala bir gitti geldi, gitti geliyor hala. Ama sanırım bilmiyorum, şöyle ayarlayayım ama kazandı sanırım. Yine ilk adımda kazanmış oldu. Ayarlamamızı yaptık ama altta kazandı. Tekrar bunu 5'e getirelim. 5 dakikada düşüş gösteriyor zaten. 1 dakikada ne? 1 dakikada da en son gelen sinyal düşüş olduğuna göre daha rahat hareket edebiliriz diye düşünüyorum. Bu 5 dolar daha koyuyorum. Yine videonun sonunda döneceğim arkadaşlar. Son 10 saniye kala açtım. Bu da ilk adımda geliyormuş gibi bir izlenim var. En son bitmiş pozisyonlarda zaten göstereceğim. Arkadaşlar ben bir tane video göstermiyorum. Geriye doğru bakarsanız en az bir 100 video var. Ondan dolayı hani rahat olun. Ama yine söylüyorum, biner diyorum. İkili opsiyonlar. Her şeye rağmen riskli yöntemlerdir. Herkes kendi kararını kendi alacaktır arkadaşlar. Bu konuda bu uyarıyı yapmak zorundayım arkadaşlar. Evet. 691 oldu. Bir gidelim bakalım ne oluyor. 5 dakikada düşüş var. 1 dakikada yine düşüş olarak devam ediyor. Bu yüzden bu rahatlıkla biz yine 5 dolar bir düşüş olarak oynayalım bakalım ne olacak. Yani 1 dakikalıkla 5 dakikalığın birbirine uyması da fena olmaz. Oraya da bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde 1 dakikayla 5 dakikada hani birbirine uyumlu olursa daha iyi neticeler olabilir. Bakın burada 1 dakikada 5 dakikada burası çok yakınlar şu an birbirlerine. On saniye kaldı. Ben ayarlayayım yine de. Şöyle biraz yukarı çıktı ama son saniyelerde de belli olmuyor arkadaşlar işte. Son saniyede gelebiliyor, gidebiliyor. Sıfır. O kaybetti. İkinci adımı attık. Onu kaybetti. Biz de 25 koyduk. Üçüncü adıma doğru gidiyoruz sanki. 19, 41, 5 saniye, 3. Umarım burada artık alabiliriz şeye kalmadan dördüncü adıma. Şimdi dördüncü adım heyecan verici bir yer. Buradan artık düşüş alıp umarım parasını alacaktır. Son saniyelerde açacağım arkadaşlar. Son 15 saniyede arkadaşlar sizin de görmenizi istiyorum. Çok yakın her şey olabilir. Dördüncü adıma da kalabiliriz. Çünkü çok yakın bir anda her şey değişebilir. 5 saniye. Dördüncü adıma pek kalmak istemiyorum. Çünkü heyecanlı.
oluyor. Ve evet, 42'ye 31 kapattı. 85 dolar aldık. Ya 85 dolar olmadı tabii. Daha önce 5 ve 20 dolar, 25 dolar koyduk. Kazandı diyor ve 11.696 eklendi mi acaba alttakine? Yani eklendi ki burada kaldı. Kaç dakika oldu? 10 dakika oldu. Bitmiş pozisyonlarımıza bir bakalım beraber bugünün arkadaşlar. Bugün şimdi yani bir sayfa göstereyim. 50 kazanmış şurada. 5 dolar kaybetmiş. 25 dolar kaybetmiş, 50 kazanmış. Üçüncü adım olmuş oluyor bu. 1, 2, 3 tane, 4 tane üst üste kazanmış. Sonra bir 5 kaybetti. Dikkat ederseniz bir 20 kaybetti. Üçüncü adımda yine kazandı. 11.696 dolara kadar getirdik. Burada güzel düşüş devam ediyor aslında. Bir parça daha yapmak isterim ama videonun süresi uzayacak. Ondan dolayı burada bırakıyorum arkadaşlar. Alttaki linkleri takip edebilirsiniz. Bütün abonelere çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Takip ettiğiniz için, sabır gösterdiğiniz için arkadaşlar. Hoşça kalın.